Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim, hepinize hürmet ve muhabbetle selamlarım. Sohbetimizin başlığı soru. Hey dostum, hangi mevsimindesin diyoruz. Dünya hayatında dört mevsime alışkınız biz. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Sen şu anda hangi mevsimi yaşıyorsun? Ve bu mevsimlerin sonu nereye varacak? Bunu düşünüyor musun? Buna hazır mısın? Niye bu soruyu soruyorum? Aslında soru kendime. Kendimle konuşuyorum. Söylediğim her sözü kendime söylüyorum. Biraz önce doktordan geldim. Rutin hastalıklarımız var. İlaçlarımızı tazeleyeceğiz. Kontrole gidiyoruz arada bir. Tahlil. Doktor önünü açtı. Biz de diyoruz elhamdülillah iyiyiz. Rutin hastalıklarımız, ilaçlarımıza devam derler geliriz. Fakat farklı bir doktora gitmiştim deprem münasebetiyle Konya'da. Doktorum bir bana baktı, bir evraka baktı. Bazı sorular sordum. Dedi, ben sizi sevdim. Biraz ilgilenmek istiyorum. Bazı değerleriniz düşük. Mesela kan zayıflığı var. Şunları görüyor musunuz? Hayır dedim ben. Bu kan kaybı nereden kaynaklanıyor? Bu beni düşündürüyor. Bana en azından bulmamız lazım. Derin bir incelemek istiyorum. Ne dersin? Siz bilirsiniz tabii. Biz Cenab-ı Allah'a tevekkül etmişiz. İlim sahiplerine de kendimizi teslim etmişiz. Bilmediğimiz bir alanı bilenlere saygımız var. Peki dedik, randevularımızı aldık geldik. Şimdi biz eskiden tabi okula giderken ya biter mi bu mektep derdik. Bitti. Memuriyete heyecanla başladık. Cıvıl cıvıl. Gençliğimizin zirvesinde. Derken orta yaşa geldik. Artık yavaş yavaş bedene yorgunluk geliyor galiba. Emeklilik ne zaman diye düşünmeye başladık. Daha şu kadar var. Biter mi bu memuriyet? O da bitti. Emekli olduk. Sonra bazı yapmak istediklerimiz vardı. Yarın emekli olursak iş gücü de olmaz. Kimse bizden ekmek de istemez. Bizi kendi halimize bırakır. O zaman bu işleri doya doya, seve seve yaparız diyorduk. Bugünlere havale ediyorduk. Fakat hiç başa gelmeyince bilinmiyor ki. Emeklilik yılları ve yaş 70 yılları olunca hiç bizim daha evvel gençlikte hesaplamadığımız işler başımıza geçti. O zaman iki kere eyvah dedim. Birisi hiç de yaşadığımız böyle rahat, huzurlu bir yaşlılık, emeklilik işte. Kimse bize karışmaz. Bildiğimiz gibi bir hayat süreriz. Öyle değilmiş. Yolum hastaneye gidermiş mesela. En azından. Bazı acılar, bazı ızdıraplar, bazı yıpranmalar vücutta. Bazı tamiratlar, bazı tadilatlar, operasyon, ameliyatlar gerekirmiş. İkinci eyvahım da anne ve babama eyvah dedim ben. Şimdi içinde bulunmadığımız hali biz nereden bilelim? Bazen annemize, babamıza kalın şurada, hizmet edelim size. Ne var köyde hemen gelip gidiyorsunuz, ateş almaya mübarekler derdik. Onlar da kalamazlardı, evlerine gitmek isterlerdi. Biz de üzülürdük yani bunlara, niye böyle yapıyorlar diye. Meğerse işte başa gelince biliniyor, insanın ancak evinde baş edeceği bazı hastalıklar, bazı vücutlardaki kendilerine göre durumlar varmış.
bizim yanımızda bize bunları göstermek istemezlermiş. Bazen mahcubiyetten, bazen üzüntü vermemek için şu bu. Yani ben anneme ve babama bu cihetten farkına varıp da hallerini bilip de ona göre niye davranmadım, niye onları üzdüm, niye daha mutlu olmaları için çaba sarf etmedim diye üzülüyorum şimdi. Ama nereden bileceksin ki? Her yaş kendine göre bir hal, bir tavır, bir durum beraberinde geliyor ve insan ona göre yaşıyor yani. Bunu bize mekteplerde öğretseler de gıvır zıvır bir sürü gerekmez şeyler öğreteceklerine, mesela biyoloji dersinde insan vücudunu iyice öğretseler de şu yaşlarda şu hastalıklar zuhur eder, bunlara dikkat edin gibisinden ipuçları verselerdi bize. Yani bu mektepler faydalı, yarayışlı bilgiler vereceklerine, efendim hiç hayatla alakası olmayan, pratikte bir faydası da olmayan bir kısım bilgi yığınlarıyla zihnimizi kirlettiler, ömrümüzü heder ettiler. O da ayrı bir ayıbı milli eğitimi yani. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz bizleri ahirete yüz akıyla göçebilen kullarından eylesin. Bu dünya hayatının bir sınav olduğunu biliyoruz yani. اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيْكُمْ اَسَنُ عَمِلًا Allah ölü diri yarattı bu kulları ki imtihan etmek için. Bakalım hangisi daha güzel amel işleyecek. اَحْسَنُ عَمَلًا Amel bakımından hangisi daha güzel olacak? Peki güzelin ölçüsü ne amelde? İslam. Allah-u Teala kendini tanıtmış bize İslam'ıyla, kitabıyla, peygamberiyle. Dünyayı tanıtmış, ahireti tanıtmış ve bize mutluluk yollarını göstermiş. Bir din göndermiş bizim için. Gönderdiği din tamamen bizim mutluluğumuz için, hayatı güzel yaşamamız için. Kendisinin bunlara hiç ihtiyacı yok zaten. Biz de zannediyoruz ki Rabbimize işte dini yaşamakla bize zahmet, ona bir kulluk. Yok kardeşim ya. Senin ibadetin de senin menfaatin için, sağlığın, sıhhatin için, dünyanın barışı, huzuru için. Şeriatın diğer emirleri de adam öldürmeyeceksin, hırsızlık yapmayacaksın, kimsenin malını çalmayacaksın, kötü söyle dedikodu yapmayacaksın vesaire vesaire. Yapacakların ne? İşte zekat vereceksin, namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, hacca gideceksin, tasadduk edeceksin, güler yüz olacaksın, tatlı dilli olacaksın, yardımsever olacaksın. Kardeşim bütün bunların menfaati sana, ailene ve toplumuna. Böyle olursa güzel bir toplumda yaşarsın. Kötülük olmaz, suçlar olmaz. Yani bu din tamamen senin için gönderilmiş. Allah'a buradan hiçbir menfaat gitmiyor. Ama Allah hem senin iyiliğin için bunu göndermiş, hem sana sevap veriyor, hem de ahirette çok da büyük mükafat veriyor. Senin dünya hayatında seni mutlu etmek için gönderdik. Sen de bu dini yaşadın, mutlu oldun. Daha ne istiyorsun? Diyemiyor. Madem benim dediğimi yaptın, mutlu oldun, güle güle ol. Gel ahirette sana bir de sonsuz mutluluğun âlâsını yaşatayım diyor. Cennetini veriyor bir de yani. O yüzden değerli kardeşlerim, kul olmamız lazım. Gönül alemimizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin rehberliğinde temizlememiz lazım. Nefsimizi arındırmamız lazım. Çünkü nefsimiz kötülüğü emrediyor imtihan için. Onun kötü olduğunu da Rabbim biliyor ve temizlenme yollarını da bize gösteriyor. Bu konuda da rehber insan, mürşid insan, kılavuz insan Hazreti Muhammed onu tayin etmiş. Her cihetten örnek insan. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Resulullah da sizin için güzel bir numunelik, örneklik var diyor. Güzel bir rehberlik var. Yürü kardeş, kendi mutluluğun için. Ömrümüzün her safhasını Cenab-ı Allah'ın bizden istediği gibi rızasına uygun bir şekilde yaşayıp ahirete de İman ile
Geçebilirsek inşallah, Allah bunu nasibi müyesser eylesin. Bize orada bir hayat veriliyor ki o hayat bir kere bakidir, sonsuzdur. İkincisi öyle nimetlerle ve güzellikle dolu ki bu dünya hayatına dönüp bakmazsın bile. Şuna doğru dürüst bir iman edebilsek, imanımız var da içselleştirme diyorlar. Bilince, şuura dönüştüremiyoruz. Meşhur misal verirler. Çocuk dünyaya geldiğinde ağlarmış. Neden? Anne karnında ekmek elden, su gölden tek bir ata ata yaşıyordu. Dünyaya geldi. Zahmet dünyası. Şimdi çalışacak, çırpınacak, didinecek. Ekmek bedava değil, çalıştırıyorlar adam. Yani alışmıştı annesinin karnına, dünyaya gelince yabancılık hissetti. Sonra alışıyor dünyaya, seviyor dünyayı. Berzah alemine gideceksin dedikleri zaman gene ağlamaya başlıyor. Halbuki gülmesi lazım. Neden? Ya berzah alemi insana bu dünyaya göre çocuğun ana karnındaki ile dünyanın misalidir yani. Ana karnına kadar dar, zindan gibi bir yerde bedava ekmek elden su gölden yaşıyorsun ama burada daha tatlı sular var, daha geniş, daha renkli, daha coşkulu. Ama bilmiyor, ağlıyor çocuk. Şimdi niye çocukluk ediyorsun ya? Berzah dediğin o alem, mezarlık alemi, cennet bahçelerinden bir bahçe olursa Allah cehennem çukuru eylemesin. Ya bu dünyada çok daha renkli, çok daha tatlı, çok daha zevkli. Niye korkuyorsun ki? Ha şunu diyebilirsin. Vallahi ben oradan korkmuyorum. Orada başıma gelecek. Hatalarımı, günahlarımı biliyorum. Bu hımbızı şunu bilir derlermiş. Biliyorum. Ondan korkuyorum. Ha onun da ölmedin daha. Telafi yolları var. Temizlenme, tövbe ederek o azaplardan kurtulma yolları var. Ona da bak kardeşim. Ondan sonra sonsuz ahiret. Değerli kardeşlerim, yani hakikaten insan o dünya, Kur'an-ı Kerim'de okuyoruz, cennet vesaire. Gidebilirsek ya dünyaya dönüp bakmaya bile tenezzül etmeyiz. O kadar güzel bir yer yani. Elhamdülillah. Ama bir de cehennem var. Ateş var, yanma var, azap var, hakaret var, aşağılanma var. Kardeşim, onu da Allah sana burada haber veriyor işte. Kendini koru, kendini ona göre hazırla. Evet, Allah ömrümüzün her mevsiminin hayrını göstersin ve kendisine yürürken yüz akıyla gitmeyi hepimize nasibi müyesser eylesin. Hoşçakalın ve selam.